Koca bir nesli masallarıyla büyüten Adile teyzemiz o bizim. Küçücük yaştaki oğlunu kaybetmiş, hayatını sanata adamış, yüzlerce filmle kah güldürüp kah ağlatmış. Ömrünü sinema için harcamasına rağmen bu dünyadan borçlu göçüp gitmiş Hafize anamız. Evet, Adile Naşit'ten bahsediyorum. Abdülhamit Han'ı güldüren İbiş karakterinin yaratıcısı Naşit Özcan'ın kızıydı o. Anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum'du. Yedi göbekten tiyatrocu bir neslin evladıydı. Asıl adı Adel, soyadı Özcan'dı. Yani Selim Özcan'ın 17 Haziran 1930'da doğan kız kardeşiydi. O doğduğunda babası Naşit Bey en popüler dönemlerini yaşıyordu. Adile ise tiyatronun içine doğmuş mutlu bir çocuk oluvermişti. Babası Naşit Bey hep neşeliydi. Çocuklarıyla fazlasıyla ilgiliydi. Adile de babasına pek düşkündü. Geçen yıllar içerisinde sessiz sinemanın yükselişi ve tiyatroya olan ilginin azalması Naşit Bey'in maddi durumunu kötüleştirmeye başladı. Ama yüzlerindeki neşe hiç eksilmedi. Ta ki 10 Kasım 1938'e kadar. Adile ilk kez o gün gördü babasını ağlarken. Atanın göçüşüyle birlikte eski günlerine dönemedi bir daha Naşit Bey. Elinde avucunda ne varsa eridi gitti. O çok sevdiği Dillere Destan gardırobunu sattı. Sonra evdeki eşyaları birer birer elden çıkardı sırf çocuklarına bakabilmek için. Bu duruma daha fazla dayanamayan Naşit Bey'in kalbi durdu. Arkasında gözü yaşlı iki çocuk bıraktı. Naşit Bey'in ölümüyle birlikte kalan borçları ödemek için Adile'nin annesi Amelia Hanım meze yaparak meyhanelerde satmaya başladı. Abisi Selim ise bir kaportacının yanında iş buldu. Adile ise tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. Ancak içindeki tiyatro ateşi günden güne büyüdü. Abisi Selim'le birlikte iş çıkışlarında tiyatroya gittiler ve bazı günler tiyatro kapılarında sabahladılar. 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı Adile. Çünkü hayatta kalmak için mücadele etmek zorundaydı. Ama o zamanlarda hayatını değiştirecek bir olay yaşandı. Babasının sahne arkadaşlarının yardımıyla İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümüne girdi. Adı Adile, soyadı Özcan olmasına rağmen babasının adını soyadı olarak kullandı ve artık adı Adile Naşit'ti. Kısa boylu, hafiften tonton, biraz da çarpık bacaklıydı Adile. Bunun kompleksini ömrü boyunca yaşadığını söylese de gülücükleri yüzünden hiç eksik olmadı. Bir gün tiyatro sahnesinde o dönemlerin usta oyuncusu Şevkiye May ile karşılaştı. Şevkiye May Adile'ye bu kısacık boyunla, çarpık bacakların ve biçimsiz suratınla tiyatro sahnelerinde başarılı olamazsın. Sen git tekstil atölyesinde çalışmaya devam et dedi. Ama Adile inatçıydı, vazgeçmedi. Henüz 14 yaşındayken hayatını değiştirecek bir fırsat yakaladı. Bir oyunda anne rolünü canlandıracak kadın rahatsızlandı ve Adile'ye makyaj yaparak yaşlandırdılar onu. 14 yaşında ciddi bir rol için adeta sahneye sürüldü. O 14 yaşındaki kız çocuğu anne rolünü öylesine içten ve samimi oynadı ki izleyenleri şaşkınlık içinde bıraktı. Daha sonra ise Fuar Yıldızı oyununda canlandırdığı Düttürü Leyla karakteriyle herkesin dikkatini bir kez daha çekti. Şevkiye May bu gördüklerine inanamadı ve Adile Naşit'in yanına gidip ona söylediği her şey için özür diledi. Adile Naşit sadece güzel kadınların sahnelerde başarılı olabileceği izlenimini de ortadan kaldırdı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yakaladığı başarılardan sonra artık farklı bir adım atmanın zamanı geldiğini fark etti. 1948'de Adile 18 yaşına geldiğinde Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le birlikte kurdukları bir tiyatro grubuyla birlikte turnelere çıkmaya başladılar. Bu birliktelik 3 yıl kadar devam etti. Adile Naşit artık tiyatro sahnelerinde en çok görülmek istenen isimlerden biriydi. Sinema dünyasının onu keşfetmemesi de imkansızdı tabii. 1947 yılında Yara filmiyle ilk sinema deneyimini de yaşamış oldu. Bu filmin ardından hayatının dönüm noktası olan bir projeye dahil oldu. 1948 yılında Lüküs Hayat'la büyük bir çıkış yakaladı. Takvimler 1950'yi gösterirken Adile bu kez aşkla tanıştı. Kendisinden 20 yaş büyük Ziya Keskiner'e kaptırdı gönlünü. O da kendisi gibi oyuncuydu. Hiç zaman kaybetmeden o yıl evlendiler. Ziya Bey çok iyi geldi ona. Babasının ölümü, yoksulluk, tekstil fabrikaları, açlık,
bunları düşünmekten uzaklaştı artık. Çok sevdiler birbirlerini ve aşklarının meyvesi biricik oğulları Ahmet 1952 yılında dünyaya geldi. Adile hem sahnelere çıkıyor, hem sinemada boy gösteriyor, hem de biricik oğlu Ahmet'le ilgileniyordu. Ahmet büyüdü, okullu oldu, her şey güzel gidiyor derken mutlu ailenin üzerine kara bulutlar çöktü. Ahmet 2. sınıftayken düştü. Rahatsızlığı üzerine hastaneye gittiklerinde kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendiler. Ahmet okula gidemedi. Dışarıdan sınavlarla ortaokul yıllarına kadar gelebildi. Ancak Ahmet gittikçe kötüleşiyordu. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Ama bu ameliyat sadece Amerika'da yapılabiliyordu. Ne Adile'nin ne Ziya'nın bu masrafları karşılayacak maddi gücü yoktu. Canından çok sevdiği evladı gözlerinin önünde günden güne eriyordu. Adile Naşit sanat camiasında çok seviliyordu. Sanatçı dostları yetişti yardımına. Tam 100 bin lira gerekiyordu. O zamanın parasıyla çok büyük bir miktardı bu. Sanat dünyası ayaklandı. Bağışlar, kampanyalar düzenlendi ve gerekli miktar toplandı. Tabii Amerika'ya sadece Ahmet'i gönderebilmek için yeterliydi o miktar. Ziya ve Adile çifti Türkiye'de kaldı. Ameliyat çok iyi geçmişti, iyileşecekti. Ama ameliyat sonrasında Ahmet beklenmedik bir şekilde komaya girdi. 16 Haziran 1966'da Ahmet'in girdiği komadan sağ çıkamadığı öğrenildi. Bir gün sonra ise Adile Naşit'in doğum günüydü. Ve o günden sonra bir daha doğum gününü hiç kutlamadı. Kundaklara sardı, uğruna uykusuz kaldı, kalbinin yarısı, canının parçası biricik evladı artık yoktu. Bu büyük acı Adile Naşit'i elbette perişan etti. Ama o bu acıyla birlikte yaşamayı öğrenmeliydi. Adile Naşit oğlunun ölüm haberini İzmir'de bir oyunun öncesinde aldı. Kahroldu ama gözyaşlarını içine akıtmayı tercih etti. Bu korkunç habere rağmen her zamanki şen kahkahasını yüzüne maske edip sahneye çıktı ve seyircisini güldürdü. Oyun bitiminde İzmir'den İstanbul'a döndü. Perişan haldeydi ve yeni bir hayat onu bekliyordu. Kendisini sinemaya, tiyatroya ve çocuklara adadı. Artık hayvanlar ve çiçekler vardı hayatında. Gözleri görmeyen köpeğiyle avuttu parçalanmış yüreğini. Güldürdü güldürmesine ama o gülücüklerin ardında hep bir hüzün saklıydı. Tiyatro oyunlarının yanında müzikallerin de aranan ismi olmuştu artık. Derken 70'li yıllara gelindi ve artık Adile için sinema daha ön plandaydı. 1972 yılında Sev Kardeşim, 73 yılında Oh Olsun ve Canım Kardeşim, 74 yılında Mavi Boncuk ve Salak Milyoner filmleriyle sinema severlerin sevgisini kazandı. Daha sonra sayılamayacak kadar çok filmde rol aldı. Şöhreti gitgide artarken Ertem Eğilmez keşfetti onu. Bizi Hafize Ana'yla tanıştırdı. 1975 yılında Bizim Aile filmiyle yine içimizden biri oldu. 1976'da ise İşte Hayat filminde canlandırdığı karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Münir Özkul'la başrolü paylaştığı filmlerdeki anne karakteriyle içimizi ısıtmaya devam etti. Öyle sevilmişti, öyle annemiz gibi olmuştu ki 1980 yılında Uykudan Önce programına başladı. Hepimiz onun kuzucukları olmuştuk. Filmlerdeki anne rolleri ve kuzucuklarını anlattığı masallar 1985'te yılın annesi seçilmesini sağladı. Bu onun hayatında aldığı en anlamlı ödüldü. Temmuz 1982'ydi. Oğlunun babası, 32 yıllık biricik eşi Ziya Keskiner'i kaybetti. Yaşadığı onca acı ağır gelmişti artık ona. Gencecik yaşta kansere yakalandı. Ama hastayken bile kuzucuklarını ihmal etmiyor, sahnelerine devam ediyordu. 1986 yılında oynadığı Boncuk Sultan rolüyle aslında bizi ölümüne alıştırıyordu. Hep neşeli gördüğümüz Hafize Hanım'ız bu rolde bambaşkaydı. Bir tek isteğim var. Beni hatırladığınız zaman içiniz yüzün değil, sevgi ve neşe dolsun. 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrıldı Hafize Hanım'ız. Ne büyük şans ki onun masallarıyla büyüdük.